Bu bölümde hassas içerik bulunmaktadır. Ruh sağlığı ve destek için profesyonel mecralara başvurunuz. Hayat kaçık bir ruh. PKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda, kuzeylerde sevgili Samet var. Bu sefer sevgili Samet'in gözünden de anlayabileceğin üzere sevgili dinleyen ya da dinleyen demeyelim, izleyen diyelim, dinleyen de artık YouTube'a geçtiğinde göreceği Artık sesinden de, anlayacak, aynen. Evet biraz da sessinden çünkü Samet uzun bir günün sonunda akşam Kaliforniya'sında bizimle birlikte ki normalde sevgili dinleyen ya da izleyen bilecektir. Kayıtlarımızı Türkiye'de gece Kaliforniya'da gündüz şeklinde alıyoruz ama bugün siyahla beyaz yaptık ve değişiklik olsun dedik. Sevgili Samet o şekilde karşımızda bir alacakaranlık kuşağı Kaliforniya'sında bizimle birlikte. E soralım o zaman değil mi Samet'ciğim? Ne var ne yok bu uzun geçen haftanın sonunda sevgili Samet'te. Evet kesinlikle sadece gün değil hafta çok uzun geçti. Haftanın sonuna merdiven dayadık. Daha doğrusu hafta sonunun başına merdiven dayadık. Dolayısıyla onun heyecanı var sevgili canım. Yorucu bir hafta oldu bitirdik. Böyle gece kayıtlarını çok seviyorum maalesef. Çok bana denk gelmese de zaman farkından dolayı. O yüzden ayrıyetten bir keyifliyim. Ayrıca Bugünün konusuna da gayet uygun aslında gece yapılması. Keşke ikimiz aynı anda gece yapabilsek. Biraz <gülüyor> daha, <laughs> <O gülüyor> daha şey... melan... melankolinin üzerimize çökebileceği bir konu olduğu için. Aslında evet, ben evet. tam vaktinde bağlanmış olduğum kayda diyelim. Çok da lafı uzatmadan sonu soralım. Senden ne var ne yok? Yoğundu ya. Hani böyle haftalar artık şey gibi oldu. Bir sirkülasyon. Sadece ta takvimin yaprakları değişiyor falan. Bir kaos içerisinde yuvarlanıyoruz diyelim sevgili izleyicim. Bir de bazı dinleyenler sağ olsunlar güzel mesajlar atıyorlar işte hava durumunu sunmanıza bayılıyoruz falan diyor. son bir aralar oraya. Çünkü bir aralar tea'ye içeceklere bağlamıştık. Son zamanlarda evet, da hava evet. durumuna bağlamıştık ama şuradan <laughs> bir disclaimer bir duyuru vereyim. Önümüzdeki 2-3 ay boyunca yani kayıt yaptığımız en azın 2-3 ay boyunca çok fazla hava durumu ne Cihan'a ne benden duyabileceksiniz çünkü bugünden önümüzdeki 3 ayın hava durumunu açıklıyorum sıcaklar 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 <laughs> başka hiçbir şey yok yani ya. ikimizin de kayıt yaptığı yerde ee, öyle Orada, de aradan çıkaralım onu. Kesinlikle öyle ya aşırı bir sıcak silsilesi var. Bakalım ama dünyanın her tarafında yani her tarafı derken yazı yaşayan dünyanın her tarafında hmm. bir sıcaklar silsilesi var. Tabi kuzey kutuplarından bahsetmiyorum sana Orası da tabi e, ki evet. şeye göre sıcak ama yani ortalamalarına göre sıcak. Doğru. Bugün, bugünkü konu yani ismini söylemekte bölüm öncesinde zorlandığım bölüm <laughs> İyi içerisinde. İyi güldük. Lütfen dinleyen için de birkaç dönemde bulunalım beraber istersen. Yani... İyi güldük çünkü bölüm off the record. Yani bölüm çok hani derin bir bölüm ama ismini söylerken ki zorluklarıyla bizi biraz hani bölüme ısındırdı diyelim. Neden? Bir ormandan bahsedeceğiz. Ben ilk denemede veya teşebbüste bulunayım. Aoki Gahara ormanından bahsedeceğiz. Vallahi Ve doğru. Ve bu ismi de doğru mu söyledim dersin bilmiyorum. Yani Japonca'mız olmadığı için. <laughs> On tam diyecektim. Japonya'da <laughs> yeah. bir orman. Hatta Fuji Dağı'nın eteklerinde bir orman. Evet. Burada hazır bölüm boşuyken sevgili can senin için bir mahsuru yoksa empati bizim için önemli olduğu için ve düşünceli iki insan olarak bu bölümü ya yani çok bir sürü bölümümüz var yüzlerce. Bu bölümü biraz daha hassas olan <laughs> ve bazı evet. konularda daha dikkatli olması gereken sevgili dinleyicilerimizden skip Evet skip etmelerini, atlamalarını belki de başka daha farklı bölümlere gitmelerini ben buradan kendi adım en azından duyurmak istedim. Çünkü biliyorsun YouTube'da bile böyle şeyleri izlediğinde önce bir gerçekten izlemek istiyor musun, onaylıyor musun? İntiharla ilgili, depresyonla ilgili bazı hassas içerikler evet. bu bölümde vardır ya da videoda vardır diye duyurular çıkar. Burada Doğru da düşün. ona benzer bir uyarıda bulunmak istedim. Yani bunu geçiştirip başka bölümlere giderseniz. Ee, hepimiz için en iyisi olabilir bazı dinleyenler için diyelim ama çok fazla yerlere gidiyoruz ee, bölümler boyunca yani hikayelerde hem dinleyenle hem senle bu seferde yine aslında ilk defa değil ama hmm. yine Japonya'ya gidiyoruz bahsettiğimiz ormanı gidiyoruz İngilizce'de zaten kolay olsun diye Suicide Forest diye direkt geçiyor içeriklerde ve Baya, belgesellerde. Yani bayağı kolaylaştırmışlar bu söylediğimiz ismini söylemesi zor diye. Ben ormana girmeden önce sevgili Can hem sana bir soru hem de kendim anlatabilirim de Japonya'da yani ormandan ayrı olarak söylüyorum. Japonya'da zaten intihar dediğin olgunun farklı bir yeri var diğer milletlere göre diye düşünüyorum. Evet. Ne diyorsun bu konuda? Ya zaten Japon kültürü başlı başına bir araştırma konusu herhalde. Yakın zamanda yapacağımız başka bir Japon ya diyeyim artık Japon bölümü demeyeyim. Japonya bölümünde de farklı bir tarafından bahsedeceğiz. Şöyle bir durumda var. Hani kültür bambaşka, gelenekler bambaşka. Bir de daha önce bahsettiğimiz popülasyon bölümlerinde de değindiğimiz nüfus yaşlanmaya devam ediyor. Yani Japonya'nın ekonomisi çok güçlü tarafı hep pompalanır ve bilinir. Hani katma değerli olan şirketleri. Ama depresif tarafı bence daha da deşilmesi gerekiyor ki bu bölümde Aoki Hara <laughs> bak söyleyemedim. <laughs> <laughs> Aoki, Aoki Gahara ormanından bahsederken evet, de abi. bir tarafıyla bu depresif tarafını deşeceğiz sevgili izleyen ve dinleyenle ki daha da anlayalım biraz daha bakalım algılayabiliyor muyuz ya da en sevdiğimiz kelimelerden biri bir empati tarafımızı evet. çalıştırabiliyor muyuz ki çok da kolay değil gibi geldi bana. Ya bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Yani harakiri denen şeyin çıktığı bir milletten bir kültürden bahsediyoruz. Japonlar kendi içinde seppuku kelimesini kullanıyormuşlar bu eylem için ve 12. yüzyıllardan beri de samurayların onurlu bir şekilde hayatlarına son vermeleri için kullanılan senin de gözünün önüne hareketler falan geliyordur. Yani kılıçla yapılan kendine yaptığın bir hareket bu. Genelde e, onursuz bir şeyle suçlandığında veya onursuz bir suça karıştığında ritüelistik bir intihar biçimi olarak bunu samu samuraylar yaparmış. Hı hı. Hatta normal insanlar yani sıradan vatandaşlar bunu yaptığında da bunun bir değeri olmazmış ve bu yani aynı hareketlerle aynı ritüel gerçekleştirseler bile onlara bu ünvan verilmezmiş. Yani onuruyla aramızdan ayrılma gibi bir şey aslında bu 12. yüzyıldan beri gelen. Bugünkü evet. konu da aslında o çok derinlere kazınmış olan geleneğin bir uzantısı gibi çünkü hatırlıyorsan ya ben hatırlıyorum daha küçük olduğumda veya genç yı, gençlik yıllarımda şey haberleri çıkardı. İşte Japonya'nın bilmem ne şirketinin CEO'su şirketinde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktığında intihar etti falan ya da işte bazen politikacılardan duyuyordum böyle haberler. Evet evet evet. Yani aslında burada bu kültürün içinde olan bir şey. Bunu birazcık da istatistikle desteklemek istedim. 6. en yüksek intihar oranlarının olduğu birinci dünya ülkeleri dedikleri yani gelişmiş ülkeler arasında yüksek ülkelerden bir tanesiymiş. Hatta ile beraber 2020 yılında bu o kadar sayılar o kadar çok çıkmış ki günde 70'e varan bir ülke genelinde günde 70'e varan sayılara ulaşmışlar. Dolayısıyla konumuzla çok iç içe bir ülke, rastgele evet. bir ülkenin rastgele bir köşesinde olan bir orman değil bu anlatacağım hikayeye çok elverişli olan bir kültür var zaten ortada. Ya yani ne oluyor? Bu ormanla ilgili bir fenomen mi diyeyim artık veya bir akım mı, trend mi, bir şey diyeyim. Bir tane Kuroi Jukai diye bugün bol bol Japoncamızı test ediyoruz. Hmm. Kuroi Jukai diye bir roman yazılıyor ve bu romanda Genç bir aşık, aşık olan genç bir insan bu dediğimiz ormanda yani gerçekten var olan ormana gidip intihar eğiliminde bulunuyor. Sonra bir anda gerçek hayatta insanlar bu hikayeyi aslında takip etmeye başlıyor ve iş çığırından çıkıyor. Yani senin dediğin gibi kültürün içerisinde hep olan hani şu anki anlatacağımız... Durum ise biraz daha bu işin yüzeyde kalan, günümüze doğru evrilmiş hali olarak görünüyor. Çünkü bu orman tesadüfen bir tarafıyla da seçilmemiş. Zamanında Budist rahiplerin bazılarının yüzyıllar öncesine dayanan bir ritüeli de var burada. Bu ormanı gidip işte bin gün sadece ormandaki yaprakları ya da bitkileri yiyip, orada bir şekilde arındığı bir ritüelini yerine getirdiği ve yani bu süreç sonunda da çoğunlukla zaten mumya şeklinde hayatını kaybettiği bir durum var. Onunla birlikte de bir tarafıyla bilinen bir orman burası. E peki günümüzde neden ünlendi sorusunun cevabı da senin aslında verdiğin romanla başlıyor. Verdiğin örnekteki romanla başlıyor. Sonrasında sayılar o kadar fazla ki. Hani biraz sonra değiniriz. insanların arabasını park edip bu ormandan da şu şekilde bahsetmek lazım. Yani zamandaki volkanik patlamalardan sonra tamamen yerli bir olmuş. Sonrasında yosun kaplı bir yapıya bürünüp evet. devasa ağaçların oluşması, Ki ışığını... Fuji Dağı yine değil evet, mi? Fuji Dağı'nın Çok ilginç evet Sonrasında işte tamamen bitki örtüsüyle kaplanmış ağaç, yosun ne derseniz. Ve orman hani şey gibi labirent gibi gördüm ben Samet. Hani sağa dönüyorsun aynı, sola dönüyorsun aynı ki Japon yetkililer de ormanın bir baktığın zaman da bir botanik tarafı da var. Bir ziyaret edilebilir ve hani görsel olarak da çok güzel bir orman. Bu olaylar Vuku bulmaya başladıktan sonra aslında bir yol haritası çizmişler ziyaretçilere ama ziyaretçilerin çoğu o yol haritasını izlemektense kendilerini yeşilin içerisine ya da bir tarafıyla da sonsuzluğa doğru bıraktığı değişik bir serüven gibi gözüküyor. Evet şimdi bu Fuji dağının eteklerinde işte doğal senin dediğin gibi volkanik patlamalarla meydana geldiği için biraz ormanı da kendisinden bahsetmek istiyorum çünkü göz evet. kamaştıran bir orman dediğin gibi aslında çok yoğun bir orman yani içinde yem yeşil yürümek, ya patika dışında yürümek de çok evet. zor olan yoğun olan yani dalların ağaçların çok yoğun iç içe yan yan olduğu bir orman ve dediğin gibi yemyeşil ve e, year round yani bütün yıl boyunca yeşilliğini koruyan bir orman yani bu Güneş konudan bağımsız evet. evet. bu konudan bağımsız bir orman olarak anlatsak aslında tek başına turistik bir nokta olarak zaten gidilisi görülesi bir orman olabilirmiş ama maalesef bugün anlattığımız sebeplerden dolayı neredeyse artık youtuberların ve senin diğer bölümlerde bahsettiğin işte influencerlar şuralara gidiyor falan dediğin senin hmm. e, hatta tosta bahsettiğin kamp alanında da sen diyordun influencer'lar buraya çok geliyor diye. Evet. O aklıma geldi. Influencer'ların gidip aslında insanların bu kadar derin bir sebep için gittiği, başka konuların hakim olduğu yerde işte izleme, klik, beğeni artık neyse bir şeyler almaya çalıştığı bir yer haline gelmiş ve influencer'dan kastım bütün her yerden yani Amerika'dan, Avrupa'dan Tabii canım. kalkıp giden var. Hatta benim en sevmediğim ...YouTuber'lardan olan Logan Paul var mesela... ...onunkisi çok tepe <laughs> tepede çıkıyor YouTube'da. Şu an şu an merak ettirdiniz zaten. Evet ya zaten ben ettirsem ne olur... ...milyonları aşan hem Bilmiyorum. takipçisi hem izlenmeleri var... ...buradan bizi dinleyen insanlar da merak etse... ...çok bir farkı olmayacak artık iş işten geçti. Ee, onun da işte oraya gittiği videolar var... Ya burada iki tane canım sıkan şey oldu. Önce onları gireyim sonra konuya hafiften yine geri döneriz. Birincisi bu YouTuberlar. Çünkü gidip orada yani adını koyalım ceset arıyorlar. İşte birilerini asılı bulabilir miyiz? Bazı evet. geriye kalan kemikleri evet. bulabilir miyiz? Videoya çekebilir miyiz? Bu tarz şeylere girişmişler. Lanet olsun onlara. Bunun, bunun sebebini de söyleyelim istersen. Hani. Söyle söyle. Bunun sebebi de şu sevgili dinleyen. Oraya intihar etmeye giden insanlar ormanın içinde kaybolduktan sonra bir noktada birçoğu kendini bağlıyorlar. Belli uzuvlarından. Evet. Ondan dolayı da yetkililerin zaten hani kolay bir şekilde bulabileceği bir orman değil. Ne kadar takip yapmaya çalışsalar da bulamıyorlar. Bu Samet'in bahsetmiş olduğu influencerlar ise artık günlerce belki haftalarca orada Vefat etmiş şekilde bulunan insanları kamp arıyorlar. Evet kamp, kamp yapıyorlar, yapıyorlar, çadır Evet. Bu arada devletin yani bu insanların devletten önce bu kişilere ulaşmasının sebebi de devletin yılda bir veya altı ayda bir oraya gidip temizlik yapması veya insanları bulmaya çalışmasından dolayı kendi dediklerine göre işte girmesi zor bir yer olduğu için aramanın zor yapılacağı bir yer olduğu için sürekli yapamıyormuşlar veya işte belki de kadro yetersizliğidir bilmiyorum ben o kadar derinine giremem o kısmını ama benim canımı sıkan birincisi bu senin dediğin hikayeydi youtuberlar ve bahsedilen olaylar. Diğeri de bizim e, yine burada bölümünü yaptığımız zaten o yüzden ilk defa Japonya'ya gitmiyoruz dedim bölüm aç açarken. 164. bölümümüzde biz Yakuza'yı anlatmıştık. Yakuza biliyorsun evet. bayağı Japonya'nın belası bir mafya. Maalesef burada da karşımıza çıkıyorlar. Oradaki homeless, evsiz insanlara veya muhtaç insanlara paralar ödüyormuşlar. O insanlar da o ormana girip bulabildikleri cesetlerin veya hayatını kaybetmiş insanların üzerinden değerli olan eşyaları toplayıp Yakuza'ya geri götürüyorlar. Yakuza'lar bunları satabilsin diye. Bu da ikinci canımı sıkan bir şeydi. Hani onurlu, kültürlü Japonya falan diyoruz ama her milletin içinde böyle artık Sivilceler adını var diyelim? Söylemek istemedim. <laughs> Sivil çok güzel oldu. Bak sivilceler var. Sinekler diyebiliriz. Sivilce diyebiliriz. Artık burada dinleyenin ve izleyenin yaratıcılığını bırakıyorum sıfatları. Bu iki şey canımı sıktı ama yani eksotik bir destination bir varış noktası olması bu sebepten dolayı o daha çok canımı sıktı açıkçası. Kalkıp bu kadar mesafeyi kat edip kameranın elinde gidip de oraları gezmen falan. Hatta şey de var Cihan. Ya bu konuya çok çalışmadım çünkü çok gereksiz buluyorum ama böyle paranormal işte bu hayaletler ormanı artık gidelim orada çekelim bir şey duydum çatırtı oldu kaçtım hayalet beni kovaladı gibi içerikler de var böyle. Yani o taraftan da ben çok girmedim zaten. Benim daha duygusal anlamda ilgimi çeken bir e, tarafı var. Çünkü sana bir link attım. Ondan biraz konuşalım istersen. Sana bir link attım. Azusa Hayano diye e, jeolist bir e, ya da işte çevreyle ilgili araştırmalar yapan bir tane çok tatlı mı tatlı Japon bir amca var. Ve Vice News'un onun önerliğinde bir ziyareti var ormana. Açıklıyor her şeyi işte. Girişte asılan işaretleri orada insanlara işaretlerine söylediğini hatta video içinde bilmiyorum izleme fırsatın oldu mu çadır kurup da orada hayatıyla ilgili artık kararlar vermek durumunda olan biriyle bile gidip konuşuyor. Kamera tabii ki o insanı göstermiyor ama uzaktan çadır çekiyor. Bu tarz şeyler vardı. O kişinin hikayesi de zaten önerilerde o videoyu ekleyeceğim. O kişinin o ormandaki hikayesi de çok can alıcıydı. Yani yılda 70 ile 100 arasında insana rastlıyorum canını canına kıymış olan insana rastlıyorum diyordu orada o kişi. Hı, hı Şeye de değinelim istersen. Şimdi Japon mitolojisinde aslında bu ormanın önemli bir yeri var. Fuji Dağı'nın eteğindeki bu ormanda. Yani doğa ruhlarının, hayaletlerin ve iblislerin yaşadığına inanılan bir yer. Ama tabii ki biz bu tarafıyla ilgilenmiyoruz bu bölüm içeriğinde. Bu tamamen Japon mitolojisinde yer alan bir durum ayrıca bu ormanın içerisinde de yüreği adı verilen intihar etmiş kişilerin ruhlarının dolaştığına da inanılıyor yani hani bir tarafıyla tarih içerisinde önemli bir orman ki zaten bu insanların oraya doğru yolculuk etmesinin bir sebebi olması gerekiyor baktığımız zaman tarih içerisinde önemli bir yere sahip olan bir orman olmakla birlikte insanların buraya doğru yol almasının bir sebebi var Öyle ya da böyle ya hayatını sorgulamak için ya da verdiği bir kararı uygulamak için ya da turistik olarak diye düşünebiliriz. Girişte senin bahsetmiş olduğun biraz önce videonun içeriğinde de olan bir sürü tabela var aslında. İşaretçi var, işaret var. Burada bir problem olduğunun farkında olan Japon yetkilileri insanlara bazı uyarılarda bulunuyor. İşte yaşamın ne kadar değerli olduğu, ailelerinin onları ne kadar önemsediği ya da ailelerinin ne kadar önemli olduğu bir sürü böyle uyarıcı hatta şey bir hat da varmış. Hani son evet, artık evet. hani raddeye gelmiş insanların ulaşması için destek amaçlı işaretler, işaretçiler. Hatta şey de gördüm bazı ağaçlara böyle bebekler falan bağlanmış. Hani işaretçi olsun diye. Ya da işte buradan girmeyin, bu bölgeye geçmeyin şeklinde bir sürü levha, uyarı, bandı ya da bir ikonla süslemişler. Çünkü öncesinde böyle şeylerin olmadığı ve karşılarına gelen intihar sayılarını da görünce yetkililer ki önce şeyi görmüşsündür sen de bir rakam açıklıyorlar. Sanırım 2004 yılında. Evet. Yüzün üzerinde 108 ya da 110 kişinin hayatını kaybetti yani orada o bölgede intihar ettiği ile alakalı bir veri yayınlıyorlar resmi olarak. Sonrasında diyorlar ki ya biz bunu yayınladığımız zaman aslında burada bir farkındalık oluşturuyoruz ve belki de bir yönlendirme yapıyoruz. O sebepten dolayı herhangi bir kayıp rakamı yayınlanmıyor bölgeyle alakalı ve bilinen bir şey. Son sana pas atmadan önce söyleyeceğim bilinen bir şey de dünya üzerinde bir Belli bir lokasyonda olan intihar sayılarında da ikinci sırada olduğu ifade ediliyor. Ve birinci sırayı da istersen dillendirelim. Golden Gate Bridge. Aa, evet, evet. Dünyada onu... e, evet en çok intihar vakasının gerçekleştiği yer. Diğeri ise bu Japon ormanı. Bana yakın. Ama orada Tabii. değişecek galiba son yıllarda çünkü aşırı büyük önlemler alınmaya başladı. Altına yapılan fileler, önlemler, atlamaya ya da anti atlamaya yönelik yapılan yeni e, inşaatlar falan geliştirmeler. O köprü üzerinde bayağı çalışıyorlar ama doğru diyorsun o zaten sık sık önüme çıkan bir şey. Birkaç şey de ekleme yapmak istiyorum. Birincisi ülkedeki kendi içindeki mitolojik veya dini veya kültürel o şeylerden bahsetmene çok sevindim. Çünkü benim zaten kastettiğim o değildi. O yüzden evet haklısın. Kendi içinde çok güçlü inançları var. Hatta o ağaçlara çivilenen bazı bebek gibi duran veya full yetişkin bebekleri gibi duran şeylerden bazıları da laneti temsil ediyor. Yani oraya intihar için giden insanların kendilerine sebep yani bunu Onları bunu iten neyse onunla ilgili yaptıkları bazı lanetlemeler evet. de oluyor. Mesela işte sosyal toplum olabilir, bir insan olabilir, bir iş yeri olabilir falan. Yani onlardan zaten hiçbir şekilde bir kastım yoktu. Ama e, bu klasik paranormal activity işte ghost geldi çekmeceyi açtı diye dikkat kalan <laughs> insanlar oraya gidiyorlar. Evet, Onlar evet. benim daha çok canımı sıkmıştı Amerika'dan, Avrupa'dan yine. E, var çünkü öyle bir sürü içerik çok gereksiz. Ama kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Çok önemli bir şey daha eklemek istiyorum. Orman çok karışık, hmm. nereye gitsen aynı falan diyorduk ya. Evet. Tam anlamıyla karar vermemiş ama derinliklerin ormanın dalan insanlar da giderken derinlere doğru arkasından bir bantla veya upuzun bir iple gittikleri yere doğru kendilerini işaretleyerek gidiyormuşlar. Olur da vazgeçersem geri dönebileyim aynı ipi veya bantları işaretleri takip edip diye. Çünkü öbür türlü karar verirsen yaşamaya ve geri dönemezsen yine bir tehlikeyle karşı karşıyasın. Çok büyük bir yer olduğu için e, o da eklemek istediğim bir noktaydı çünkü bahsettiğim videoda da sık sık karşıma çıkan bir gerçeklikti. Sonlara doğru yani ya da ne öneriyoruz? köşesine geçerken şöyle de bir şey söyleyeyim. Çoğu ülkede Türkiye'de var mı bilmiyorum. Belki sen baktın belki dinleyenler biliyorsa yazabilirler bize. Ama çoğu ülkede bu tarz şeylerde destek almak için çok profesyonelleşmiş, gönüllülerden de olursa profesyonelleşmiş numaralar, web siteleri gibi yerler oluyor. Evet. Oralara da ulaşabiliyorsunuz diyeyim. Ve başka ekleyecek bir şeyin yoksa önerilere geçelim ya da senin son notlarına bakalım istersen önerilere geçebiliriz Samet'ciğim yavaştan bu depresif konuya ufak bir es vermek için. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve dikkat edersen sevgili izleyen, dinleyen de belki fotoğrafını görecek bölüm notlarında. İkimiz de bir HKBU şapkası takıyoruz. Değil mi? <laughs> Evet bazen bana takılıyorsun işte şapkanla önerilere başla diye bu sefer şapka kardeşliği ile karşınızdayız. Evet, evet, Ya bölümle ilgili o bol bol bölümün içinde bahsettiğim videonun adını artık söyleyeyim. İşte Vice kanalında YouTube'da Suicide Forest in Japan diye çok da kendini anlatan başlıkla, basit başlıkla bulabileceğiniz bir belgeseli var. Burada ilgimi çeken şey 22 milyon kez veya 22 milyondan fazla kez izlenmiş son 12 yılda. Dolayısıyla aşırı büyük bir izlenme alan ve kaliteli bir çekim olduğunu düşünüyorum veya içerik olduğunu düşünüyorum. Onu öneriyim. Yani anlatılanla görseller arasında fark oluyor bazıları belki görmek ister bahsettiğimiz ormanı. Hı -hı. Ee, onun dışında yine bölümle alakalı çünkü bölüm içinde geçen ormana dair bir şarkı yazan birinin şarkısını öneriyoruz kısmını önermek istedim. Jean Ayko diye bir e, sanatçının Jukai diye bir şarkı var. Bunu sırf bölüm için olsun diye değil dinleyerek karar verdim. Çünkü gayet e, sakin bir sesle duygusal bir şarkı yazmış. Hoşuma gitti beni dinlendirdi. Hatta hani bölüm içinde bahsettiğimiz konuları şarkıda bahsederken sonunda da aslında nasıl hayata bağlandığıyla yani pozitif bir şeyle bitirmiş şarkı sözlerini o bakımdan da hoşuma gitti. Ee, çok alakasız yine bölümle ama öneri olsun diye Duncan Lawrence'dan Arcade şarkısını bu aralar dinliyordum. Onu önermek istiyorum. Heck hmm. dinlencesine. Bir de sevgili Cihan yine dediğin gibi duygusal ve biraz hafif melankolik bir bölüm olduğu için ve Türkiye'de de dediğim gibi emin olmadığım için kaynaklardan bütün dünyaya kollarını açan bir gönüllü organizasyondan bahsetmek istiyorum. Befrienders Worldwide diye bir e, web sitesi var. Hatta befrienders.org web sitesinden de girebiliyorsun. Orada da bütün dünyaya confidential support yani gizlilik şartnamesiyle beraber bütün dünyaya gönülleriyle beraber destek veren, işte emotional crisis, duygusal kriz için olan herkese destek veren çok güzel bir gönüllü sitesi var. Ee, hatta senin yavru vatanın New York'tan çıkma bir organizasyon diye biliyorum. Ee, ya da orada belki merkezi var diye biliyorum. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bunu da önerilerde en azından sitemizde link olarak ya da YouTube açıklamamızda falan koyarız diye düşündüm. Onu da dillendirmek istedim. Diyelim sende ne var ne yok sevgili canım. Farkındalık yaratmak önemli Samet'im o yüzden teşekkür ediyoruz bu özel önerin için. Ben de ne var? Ben de bir tane YouTube kanalından kitaba bağlayacağım bir bağlantılı öneri var. Mirguncabasın YouTube kanalında orada rahat mısın Teoman diye bir bölüme denk geldim. Bu bölümü hmm. izlerken bölümün konusunun aslında Teoman'ın yeni çıkarmış olduğu Sayın Bayrak Yıldızık senin de elinde var şu anda. Olduğunu yani. gördüm. Dün de aldım tesadüf ya eseri. Evet, aldım okumaya başlayacağım. İçeriğini ucundan tabii ki YouTube videosunda algıladığım için vesile olmuş. O, ne okuyacağım? Evet, biraz vesile oldu tabii ki. Farkında değildim. Çünkü günlük koşturma içerisinde bir, kaçırdığımız o kadar çok şey var ki ve geride evet telafi etmesi çok zor oluyor. Bu onlardan biri gibi. Bakalım yakaladım mı, yakalamadım mı <laughs> diye söyleyeyim. Onun dışında bir tane YouTube videosu var. Ya hani ormandan bahsediyoruz da dünyanın en büyük ormanının Amazonlar olduğunu da biliyoruz Hı -hı. bir tarafıyla. Onunla ilgili bir video. Riddle kanalında What's Hidden Behind'la başlayan bir Amazon videosu var. Amazonlardaki bu kadar büyük bir alanda ve keşif, keşfedilmemiş alanlardan da bahsediyor tabii ki videonun içeriğinde ne gizli diye sorguladığı çok da uzun olmayan güzel bir video. Bunu önermek istiyorum ormanla bağlantılı olarak çünkü senin zaten hali hazırda paylaşmış olduğun videoyu önereceğini bildiğim için o video gerçekten görsel olarak doyurucu sevgili evet. dinleyen. Ben en ayağa yere basan konu babında evet. video. Çünkü diğerleri dediğim gibi biraz başka yerlere çekmiş konuyu. Yani hani konunun aslında ana fikrinin ne olduğunu gerçekten güzel anlatan bir video. Onun dışında iki tane de HKBO dinlencesine şarkı eklemezsek bir tarafımız eksik kalır <laughs> deyip senin sevdiğin Nilipek'ten geçmiyor zaman şarkısını eklemek istiyorum. Onun dışında ise Charlie Cunningham'dan You Say isimli hmm, eseri de HKB dinlenmiş playlistlerimize ekleyerek pasasını atıyorum sevgili Samir. Bu arada Amazonlar ileriye dönük bir bölüm konusu da olabilir. Hatta içinde yaşayan ve hani henüz modern hayatla tanışmamış. Evet ıı, artık hani Amazon şeyler mi diyelim? Insanları... ne diyelim. Irklar diyelim belki de çünkü o <laughs> evet. bayağı prematüreler. Her bütün dış etkenlerden e, evet. hariç. Ve Dünya Kupası sırasında da biliyorsun Amazonların bir kısmı kesilip oraya bir hiçbir yerin ortasında bir stat yapılmıştı. Sırf Amazonlar'da stat yaptık diyebilmek için. Sonra da oranın kulübü ve takım olmadığı için de kendi haline terk bırakılmıştı stat bir aylık. ondan sonra. bana bazı hikayeleri, benzer hikayeleri hatırlattı bu. <laughs> hmm. Spoiler, alert diyelim. Evet evet. Ya çok kısa çok da sıkmadan uzatmadan çok kısa hatırlatmalar da yapmak istiyorum. Bize yorum yaparak, bizi paylaşarak, bizim adımızı yayarak podcast'i tavsiye ederek bize destek olabilirsiniz. Patreon'dan daha da çok destek olabilirsiniz maddi olarak da 3-5 atarız kahve alırız derseniz. Bir de hkbupodcast.com'da bütün bölümlerimiz mevcut ve burada bahsettiğimiz bazı önerileri, linkleri, canlı listelerinde orada bol bol paylaşıyoruz. Bir de en son olarak da yeni hatırlatmalardan YouTube'da böyle o YouTuber'ların dediği gibi bir beğeni, şurada aşağıda subscribe var, oraya bir katıl, katıl mı diyorlar? Üye mi? Artık bir şey işte neyse Türkçesi. O subscribe tuşuna da abone, ha abone katıl, tuşuna Katıl da, başka, mesela. evet katıl başka. Katıl başka galiba, evet, evet. çok şey dedim. Hakim değilim. Abone olursanız seviniriz diyelim ve klasik kapanışımız için de sevgili Ciana lafı verip evet. ben gecenin karanlığına sen günün ortasına doğru yol al. Şu an o arkandaki ponunun içerisinden geçip böyle yok olsa ya hani bölüm bölüm. Bu arada. <laughs> bu arada burada e, günün anlam ve önemine ithafen daha doğrusu gelecek olan çok yakında Babalar günü ithafen de senin sevgili Kerem'le de hemen şurada güzel bir evet, çizimin var. O vesileyle de zaten özelden kutlarım ama bölüm vesilesiyle de kutlayayım senin Babalar Günü'nü şimdiden sevgili Cihan'ım. Teşekkür ediyorum Samet'ciğim. E, ne yapıyoruz bu güzel açıklamalarından sonra? Sevgili dinleyeni önceki ya da bu bölümü daha daha sonra dinliyorsa sonraki bölümlere doğru yol almaya davet ediyoruz. Bir başka bölümde bu güzel yolculuğumuza birlikte devam etmek dileğiyle diyelim ve bizi bütün platformlar TikTok hariç takip etmek üzere deyip elimizi sallayarak böyle biraz şapkalarımızla güle güle diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayat kaçık bir rüykudu